Teşekkürler bu videoya tıkladığınız için. Evet kamera webcam olarak da kullanılıyormuş. Öyle yapayım dedim çünkü niye olmasın? Yok yok o kadar da değil merak etmeyin. Bugünkü konumuz arkadaşlar bir liste videosu olacak. Fakat yapılmış bir listeye bakacağız. Zaten benim Steam ödüllerine falan baktığım videoları seviyorsunuz. Ben de yapmayı seviyorum. Ve geçen günlerde ben tatildeyken daha erkenden yapabilirdim. Fakat maalesef ki öyle bir sorun oldu. Bir liste yayınlar, yayınlandı. Ve bu benim kafamı sürekli karıştıran bir şeydi. Oyunun en ikonik oyun karakterleri listesiydi bu. Ve ben her zaman şöyle düşünürüm mesela bir şeyin nenem biliyor mu? Benim nenem oldukça sıradan bir nene yani çok da bir özelliği olmayan bir nene tamamıyla çocuktan yetiştirmek için yaşamış ve çok bilgili olmayan biri bu konuda yani öyle artık ne yapayım yani ve bu yüzden o bile ve o yüzden şöyle düşünüyorum. Bir şeyin nenem biliyorsa herkes biliyordur diye düşünüyorum. Ve bu ikonik oyun listesine sizle beraber bakıp gerçekten doğru olup olmadığına bakmak istiyorum. Bu liste oyuncular tarafından yapılmış. Fakat mesela bana sormadılar. Büyük maçları sormalar O yüzden doğru olmadığına yüzde yüz eminim. Fakat gene de bakalım. İlk sıramızda Nathan Drake var arkadaşlar. Kendisini de çok sevdiğim bir karakter olan Samuel Drake diye bir kardeşi vardır. Gerçekten bu adama ikonik karakterler listesine koyabileceğim bir karakter diyebilirim. Kendisi Lara Croft'un erkek versiyonu olarak başta dalga geçilse de Sonrasında gerçekten hani adam gibi bir adam oldu özellikle dördüncü oyunda efsaneydi ya üçüncü oyunda da bayağıydı hani geçmişine iyi inildi. Bak demişler ki burada şiddete meraklı beyefendi kaşif Nathan Drake, Uncharted serisindeki altı oyunla yanı sıra çok sayıda çizgi roman serisinde ve canlı bir aksiyon film uyarlaması rol alıyor. Vallaha öyle şeyleri de mi varmış lan? 19. Ellie Williams The Last Of Us. Yani şimdi bu daha önde diye daha böyle ikonik bir karakter mi? Zannetmiyorum ya. vallahi hani Nathan Drake'in evlenmesini bile görüyorsunuz. Ellie Williams 16 yaşından 22'lere 21'lere falan geliyor mesela. Hani o kadar etki yaratacak kadar görmüyoruz o karakteri. Zaten iki oyuna gördük. Birinde yan karakterdi. Diğerinde ana karakter. Yarısında ana karakter zaten. O yüzden ee, ya hikayenin etrafına dönmesi açısından bir ana karakter. Ama 2013 yapımı Last of Us'ın yıldızı olarak tanınan Ellie Williams aslında oyunda ilk kez yer almadı. Dünyanın kötü ağızlı gençle ilk tanışması oyun 10 bölümü olarak hizmet veren 4 sayılı çizgi roman serisi Last of Us American Dream Steel oldu. O ne lan öyle? O zamandan beri Last of Us serisinin devam filmlerinde ve DLC'lerinin yanı sıra oyunu 2020 e TV uyarlaması rol aldı. Yani Kazuma Kiryu. Bak şimdi bu 18'de bu adamı gerçekten çok duydum. Yakuza'ları sürekli duyuyorum. Pek benlik oyunlar değil ama yani baya bir kabul ederim. Adamın zaten 8 tane bile oyunu var. Buraya kabul ederim. Ama Nathan direkt daha isterdi olmalı. Eski bir Yakuza gangsterı olan huysuz Kazuma Kiryu, Yakuza Like a Dragon serisinde 10 oyunda 10 oyunda yer aldı. Ayrıca senin birçok film araması ve sahne oyunda rol aldı. Yuh. Baldur's Gate 3 Astoria. Ne kim bu? Oynamadım oyunu. Ha bu adam. Tamam bu arada bu e, adamın oynadığı şey Detroit Become Human'daki neydi adam ismi ya? Robotları yapan adam aynı adam bununla. Bir kere kimse kusura bakmasın. Kaç yıllık e, hadi eliyi de sayıyorum. Kaç yıllık Nathan Drake'lerle kaç yıllık Yakuza'lardan... Daha geçen sene çıkmış, daha önceki oyunlarda var mı bilmiyorum ama... Ha yok, First Day aynı, Appearance'ı ilk 2023'te olmuş. 17'de olamaz yani, bilemiyorum. Genellikle böyle insanlar havalı karakter diye seçmiş olabilirler yani. Cloud Strife, Final Fantasy 7, yani en efsane oyunu zaten. Paralı asker ve az konuşan bir adam olan Cloud Strife, 1990'daki Final Fantasy 7'nin baş kahramanları, ilk video bu yana hem video oyunlarında hem de daha geniş medya konularında 30'dan fazla kez yer aldı, yuh! Şeylerde de bayağı yer alıyordu. Ee, bir tane kural var da, böyle oyun varsa hani... Crash Bandicoot. Crash Bandicoot'a ben şu anda ikonik demem. Çünkü kendisi hani 30 yaş adam oyunu değil de 20'li yaş böyle artık iş hayatına atılmaya başlamış adam oyunu olarak tercih ederim ben Crash'ı. Ben de çok severim. Herkese hitap eder. Ama PlayStation de kaldı. 2'de de zaten titanlı mitanlı bir oyunu vardı. Gitgide eksildi. Yani ikonik der miyim? İlla ki derim ama liste sıralamasında buralara koymayacağım kesin. Solid Snake. 1980'de Metal Gear'da ilk kez sahneye çıkan Solid Snake, gerçek adı David, Metal Gear serisinin ondan fazla oyunda ve oyun serisinin birçok romanı yer alan gizli süper bir cansustur. Bunun ilginç hikayeleri var diye hatırlıyorum. İşte neymiş süper e, klonu mu oluyormuş, Sonic Snake, Big Boss, Metal Snake diye bir sürü şey oluyor. Yani ikonik. Steve Minecraft. Bu arada yakın zamanda Minecraft'ın bir filmi geliyor. Onun da şöyle garip bir olayı var. Şimdi film gerçek mi yoksa Mario gibi animasyon mu olacak belli değil. Mesela setten görüntüler sızdırılıyor. Kare kare böyle seti kare kare bir şeylerden yapmışlar. Ama Jack Black mesela ne alaka. Mesela Ender Dragon'ı Brian Cranston seslendirecek deniliyordu. Nasıl bir şey olacağını merak ediyorum. Steve'i gerçekten 13'e koyarım. Adam bir kelime bile etmedi. Kaç yıl sonra göz kırpma animasyonu eklediler. Ama hayır be. Pikachu, Pokemon bak. Pokemon neyse herkesin aklına şey gelir, Pikachu gelir. Yani bu listede yer alan tek Pokemon olan Pikachu hem büyük hem de küçük ekranlarda yüzden fazla yer aldı. Ve aynı zamanda birçok çizgi roman ve manga da yer aldı. E tabi. Arthur Morgan. İşte ben bu adama bayılıyorum ya. Gerçekten öyle iyi bir adam ki. Yani şu anda Twitter'da falan Red Dead Redemption övenleri paylaşanları linçleme kültürü var da. Süper bir adam. Yani bu kadar popülerse seviliyordur arkadaşım. Bir şey vardır yani. Gerçekten ağlatmayı bile becermişti bana. Neden ağlattığını söylemeyeyim şimdi. Shadowheart Baldur's Gate 3. Bu kim? Ha bunu da sürekli görüyorum. Allah Baldur's Gate 3 hakkında konuşamayacağım. Fakat sırf oyun sıcak sıcak diye yukarılarda insanlara oy vermiş gibi geliyor. Yoksa bu kadar yukarılarda bence olmazdı. İlk 50'ye, ilk 100'e girebilirler ama 10. sırada daha Nathan Drake'de geçmez bence bu karakterler. Oynamadım ama yani Kratos kesinlikle ikonik bir karakter. Cinayeti aç Spartalı savaşçıdan koruyucu bir kadar Kratos, God of War serisinde 8 oyunda yer aldı. Ayrıca 2 çizgi roman dizisinde, 3 romanda ve God of War serisinin dışında çeşitli oyunlarda yer aldı. Bunlardan bir de Shovel Knight'ın bir DLC'si gibi bir şeydeydi. North Diyarına geçerken bildiğin yürüdüğünüzde yolda karşılaşıyordunuz. Komik bir şeydi ona da bakın bilmiyorsanız. Master Chief. Bu da ikonik bir adam. Ben hiçbir şekilde Halo alakam yok. Uzay şeylerini pek sevmiyorum. O yüzden kabul ediyorum. Baya ikonik bir adam. Hatta böyle zırhlı adam deyince Doomguy ve de Master Chief gelir aklıma. Ama üstüne konuşmam. Link Legend of Zelda. Bu arada hadi Link ikonik de çoğu kişi Link'in adını Zelda zannediyor. Çünkü oyun ismi Zelda'nın efsanesi ve yani efsane yapan sizsiniz aslında. Kadın yatıyor orada kurtarılmayı bekliyor. O niye efsane oluyor onu da anlamış değilim de. Legend of Zelda sesini sessiz kahraman Link seride 20 oyunda yer yanı sıra kendi animasyon serisinde ve birçok çizgi roman ve manga yer rol aldı. Şunu öğrenince çok şaşırmıştım. Her oyunda oynadığımız Link bildiğim kadarıyla farklıymış. Birkaç oyun harici. Gene e, Tears of Kingdom gibi başka bir devam oyunu da varmış bir de. Bir de Windmaker diye bir oyunda Link'i oynamıyoruz ya da Link'in soyundan gelen kopyasını herhangi bir şey oynamıyoruz. Bir, bir, bir çocuğu oynuyoruz. O da bayağı duyduğumda şaşırmıştım. Pacman. Bu küçük sarı okey ki 50'den fazla oyunda yer aldı ve sayısız başka transmen netne özende de yer aldı. Yani aslında sadece bir dilimi eksik bir pizza dilimi. Yani tabi yani popüler. boy 5'ini sırada mı? Lan geçen sene PlayStation 5'in çıkış oyunuydu. Şu an bedavaya veriliyor. Çoğumuz oynamamışızdır bile. İmkanı yok Sekboy 5'in sırada olmasının. Bu listelik en özelleştirebilir karakterlerden biri olan Sekboy ilk video oyununa 2008 yılında Sony'nin Little Big, Big Planet yıldızı olarak çıktı ve anında eleştirmenlerin beğenisini kazandı. Niye kazandı? Karakter tatlı diye mi? O zamandan beri 6 Little Big Planet ana oyunun hepsinde rol aldı ve diğer birçok oyunun sesi oynanabilir bir karakterde senin bir paska yapmasına kadar her şeyde göründü. Aman ne büyük şey. Abi imkanı yok bunun 5'te olmasını ya. Tatlı desen tatlı değil. Yani de sırf küçük bir çocuk boyutlarında diye tatlı mı olacak ya da ne bileyim. Ya tatlı değil işte yani. Yok abi buna niye oy vermişler ya. Sonic the Hedgehog gerçekten ikonik bir karakter. Bak ikoniklik ile popülerlik değil aslında bu. ikonik yani herkesin bildiği diye bakıyorum bak. Nenem biliyor mu diye bakıyorum ben buna. E nenem bilmez ama Pikachu'yu belki bilir. Mario'yu garanti bilir mesela Atari falan belki bilir. Ama sek boy ne abi? Sonic the Hedgehog 1990 yılında Sega Genesis ile Sonic the Hedgehog'ın yıldız olarak dünya çapındaki hayranların kalplerini ve akıllarına yer aldı. O yüzden fazla video oyunda hem ara karakter hem de yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Ayrıca birkaç TV şovuna ve iki filmde rol aldı. Aslında kendi de rol almıyor ama adam gibi yazmışlar. 3 numara Ajan 47 mi? Abi ikonik mi? Tamam lan tamam Ajan 47 gerçekten ikonik. Çünkü kel bir suikastçı adam. Hatta Jason Statham'ın da filmleri vardı. Tamam bunu kabul ediyorum. Oyunlar da keyifli ve her şey yapmaya açık yani. Bunu kesinlikle kabul ediyorum. Cinayet eğimli, genetiği geliştirilmiş bir klon olan Arjan 47. ilk video oyununa 2000 yılında Hitman Codename 47 çıktı. O zamandan bu yana hem büyük hem de küçük ekranlarda ölümüne, ölüme yol açtı. Ve ondan fazla oyunda iki romanda ve iki oyunda yer aldı. Ne? Danimarkalı video oyun geliştiricisi IO Interactive tarafından 1998 yılında tasarlanan Agent 47. Kel bir adam lan o kadar neyi tasarladınız yani. Oyun endüstrisine bir simge haline geldi kesinlikle ve dünya çapında oyuncuları büyüledi. Genetiği değiştirmiş suyu karşı o zamandan beri 8 an. O bunu o dedin ya lan, kaç kez diyeceksin. İkoniklik deyince aklıma kesinlikle geliyor yani hiç kimse kusura bakmasın. Mario ikinci numara. Bu arada ben kesinlikle Mario'nun birinci numarada olmasını beklerdim. Çünkü mesela babama sorsam direkt Mario'yu bilir. Anneme sorsam Mario'yu bilir. Ne, neneme sorsam anneanneme sorsam herkes Mario'yu bilir birinci sadıp beklemediğiniz biri var ama gene de hak veriyorum çünkü bir sebebi var yani. Mario Odyssey'de güzel oyun Onun videosunu görmek isterseniz like atın. Efsanevi Japon oyun tasarımcısı ve BAFTA'nın prestijli bursu sahibi Shigeru Miyamoto tarafından yaratılan Mario, Nintendo'nun yüzü ve daha geniş video oyunları dünyasında oldukça tanınabilir bir karakter oldu. Bu listedeki en kıdemli karakterlerden biri olan Mario, 1980'de kendi sesini yıldız olarak değil, Donkey Kong sesinin ilk bölümünde bir oyuncu karakteri olan Jumpman olarak yaratıldı. Mütevazi başlangıcından bu yana Mario 200'den fazla video oyununda, iki filmde ve bu yılın BAFTA adayı oyunu olan Super Mario Bros. Wanda'a dahil olmak üzere çok sayıda başka multimedya oynanması da yer aldı. Yani herkes bilir Mario'yu. Ama gelin bakın ki birinci Lara Croft. Lara Croft deyince aklıma kesinlikle e, güzellik geliyor arkadaşlar. Siz benim dediğimi anladınız yani. Lara Croft'un göğüsleri bir hataydı güzel bir karakter değil. Zaten filmlerde de işte Angelina Jolie'leri falan tutmaları olsun. Her oyunda gitgide güzelleşmesi olsun. Bir kural var internette. Şimdi söylemeyeyim. O kuralda da çok popüler olması yüzden olsun. Hatta hatta şöyle diyeyim. Fortnite'da sadece belirli bir sezonda karakter olarak verilmesine rağmen. Yani Battle Pass skin'i olarak verilmesine rağmen. Hala da en çok kullanılan oyun karakteri skin'iymiş Fortnite'da. Lara Croft. Yani hak veriyorum kesinlikle. Ama durun bakın niye efsaneymiş bir okuyalım. Bir numaralı sırayı Tom Raider serisinin yıldızı nesiller boyu kahraman Lara Croft alıyor. Lara Croft ilk kez 1996'da yani yaklaşık 30 yıl önce Sega Saturn için Tom Raider'da göründü. Lara Croft 15'ten fazla oyunda, 3 filmde, çok sayıda romanda ve çizgi roman uyarlamasında ve yakında çıkacak Netflix animasyon liste rol aldı. Yalnızca bu yıl Tom Raider 2 3 Master birden fazla platformda yayınlandı ve merakla beklenen Netflix team programı Tom Raider Legend of Lara Croft'un yılın ilerleyen aylarında yayınlanması planlanıyor. Lara Croft'un orijinal sesi Shelley Blonde 10 minisan perşembe günkü Onda da Queen Elizabeth Hall'da düzenleyecek resmi törenle 20. Bafta ödüllerinde de ödülünü takdim edecek. Vay be. Yani genel olarak iyi bir liste olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle iyi karakterler var. İşte Kratos'lar olsun, Nathan Drake'ler olsun, Arthur Morgan'lar olsun. Geralt nerede? Kim eksik burada? Aklınıza gelen var mı? Yorumlarda yazabilirsiniz şu anda. Ben de bakacağım. Spider-Man nerede? Batman oyunlarındaki Batman nerede? Aa, oğlum Gordon Freeman nerede lan? Yok yok yok. Ezio Auditore nerede? Assassin's Creed'in en ikonik karakteri. Call of Duty'den kim var? Kaptan Price nerede? Ghost nerede? Cyberpunk'tan ne bileyim belki Johnny Silverhand olur. Baldur's Gate varsa Cyberpunk'tan da biri olmalı yani. Devil May Cry 5'ten Dante nerede? Yani herkes bilir oğlum Dante'yi. İkoniktir yani. İkonik oğlum. Erzurum'daki Erzurum adam nerede? Far Cry'deki Vaas nerede? Yok. Hadi e, bir 20. sıradan fazla kaldığını varsayabiliriz ama bir kere bu listede Witcher adam yoksa, e, Gordon Freeman yoksa bu liste Tıraş arkadaşlar. Bu listeleri boş verin arkadaşlar. En büyük liste işte buranızdır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benden bugün bu kadardı. Yarın aynı saat civarlarında görüşmek üzere. Gordon kapat bakalım videoyu. Geçen kapatmadın. Bak nasıl aldım seni listelerden. Kapatmıyorsun ha. Kapatmıyorsun ha sen.